Hepinize merhaba arkadaşlar. Cahil Mühendis kanalıma hoş geldiniz. Ben Furkan Çelik. Bugün sizlerle birlikte fiyat performans oranı oldukça iyi olan Samsung Galaxy S21 5G modelinin kutu açılışı ve ilk izlenimini yapacağız. Bu telefon şu anki fiyatı 8800 TL'ye alabilirsiniz. Ama şu anda zaten video izlediğinizde fiyatlar farklı olabilir. Açıklama kısmına en uygun bulduğum linkleri ekleyeceğim. Oradan satın alabilirsiniz. Sizin aldığınız zaman daha uygun olabilir, daha pahalı olabilir. Ama genellikle pahalı olacaktır maalesef. Kutu açılışımıza geçelim. Evet arkadaşlar, kutumuzu gördüğünüz zaman Samsung'un klasik bir tasarımına sahip. Ön tarafta S harfi, arkada da gölge şeklinde 21 yazmakta. Altta da Galaxy S21 5G yazmakta. Ayrıca şöyle bir detay da var. Şu S harfi hangi renkte olursa telefonda o renkte. Bizim telefonumuz da beyaz renkte. Tam olarak beyaz değil, o yüzden şöyle hafif grimsi bir renge sahip S harfimiz. Şurada Samsung'un Türkiye garantisine olduğuna dair bir logomuz bulunmakta. Telefonumuzun kenarında şöyle Galaxy S21 bulunmakta. Şurada emniyet etiketi bulunmakta. Arka kısımda bu şekilde, çok da önemli değil. Kamerada belki belli etmiyordur ama şurada kabartılı bir Samsung yazısı bulunmakta. Alt tarafında da e-mail'imiz yazmakta. Hemen şuradan açılışa başlayalım. Evet, telefonumuz artık ikinci el oldu. Evet, telefonumuz şu şekilde. Şuradan tutup şöyle kaldırıyoruz. Telefonumuz bu şekilde. Şimdi telefonumuzu bir yana alalım. Kutu açılışına devam edelim. Kutuda zaten fazla bir şey yok. Kutu içerisinde gördüğünüz gibi başka bir şey yok. Şarj cihazı da maalesef yok. Yeni telefon furyasında şarj cihazını artık koymuyorlar. Burada sim kartı ve bellek kartı takmak için iğnemiz bulunmakta. Şurada garanti belgesi, hızlı kullanım kılavuzu falan filan şeyler bulunmakta. Şurada şarj kablomuz bulunmakta. Oldukça ideal bir boya sahip. Keşke biraz daha uzun olsaydı. Sağlamlığı da iyi görünüyor. Klasik Samsung'un kablosu. Başka da kutu içerisinde herhangi bir şey bulunmamakta. Şuradan telefonumuza gelelim. Telefonumuz gördüğünüz gibi beyaz renkte. Şu arkasında bir jelatin olmakta. Şunu çıkartalım. Arka tarafın jelatini söktük. Şimdi ön tarafın jelatini sökmekte. Çok zevkli. Şu anki alıştığımız telefon boyutlarından biraz daha küçük. Bence bu çok ideal. Çünkü şu anki telefonların hepsi 6 inç ve üstü, 6.5 hatta inçlerde. Bu telefon çok güzel. Tek elle kullanıma çok ideal. Telefonun boyutu oldukça ideal. Buna bağlı olarak da pil performansımız da daha iyi olacak. Telefonumuzun arkasında şurada da kamera kısmında da bir jelatin bulunmakta. Orayı da sökelim. Plastiğimsi bir materyal hissi var. S21 Plus ve S21 Ultra'da bu arka taraf cam. Bence cam olmasından çok daha iyi. Bu parmak izi kesinlikle bırakmıyor. Eğer cam olsaydı kırılma durumu çok daha muhtemeldi. Bu şekilde kırılmaya çok daha dayanıklı. Arkada 3 tane kameramız bulunmakta. Şuradaki şu tasarım da oldukça güzel. Şuralar metal. Zaten kenarlarımızda metal. Şurada gördüğünüz gibi bileşim noktalar oldukça güzel. Ses açma kapama, telefonu açma kapama tuşumuz bulunmakta. Şurada Type-C girişimiz bulunmakta. Burada sim kartımızı çıkartıp takabiliyoruz. Ayrıca burada da hoparlörümüz bulunmakta. Telefonumuzu açalım. Evet, telefonumuz oldukça hızlı bir şekilde başladı. Arayüzümüz bu şekilde. Hızlıca bir kurulumu yapalım. Kurulumumuz oldukça hızlı bir şekilde bitti. Ana ekranımız geldi. Şu anda ilk gördüğüm kadarıyla ekranı oldukça canlı ve güzel. Yani ilk bakışı çok güzel.
Ekranı gerçekten çok güzel görünüyor. Ayrıca ekran yenileme hızımız da 120 Hz olduğu için şu anda belki videoda göremiyorsunuz ama oldukça akıcı bir şekilde menülerimiz akıyor. Telefonumuzun özelliklerine gelecek olursak 6.2 inçlik bir ekranımız bulunmakta. Full ekran olduğu için 6.2 inç oldukça güzel. Telefonu gördüğünüz gibi elime rahat bir şekilde oturuyor. Dahili hafızamız 128 GB. Ayrıca başka depolama alanına sahip modelleri yok maalesef. Sadece 128 GB'lık model bulunmakta. 8 GB'lık RAM'imiz var. Oldukça yeterli bir RAM'e sahip. 4000 mAh'lik bir pil var. Şu anki günümüze göre biraz az olabilir ama telefonumuzun boyutu biraz daha küçük olduğu için, ekranımız biraz daha küçük olduğu için 4000 mAh de oldukça ideal, güzel bir değer. Bir günü yoğun kullanımda rahatlıkla çıkarabilir. Ayrıca çift hat desteğine sahip, hızlı şarj özelliğini de destekliyor. Zaten modelin ismi de olduğu gibi 5G'yi de destekliyor. Ekranımızın çözünürlüğü de Full HD Plus. Ayrıca işlemcimiz de Samsung Exynos 2100, oldukça güçlü bir işlemci. Rakibi olan Snapdragon 888'e yakın bir performans göstermekte, hatta bazı testlerde geçebilmekte. Ayrıca arkadaşlar, kameralarımızda 2 tane 12 megapiksellik kameramız, bir de 64 megapiksellik, toplamda 3 tane kameramız bulunmakta. 8K çözünürlüğünde videolar çekebiliriz. Ayrıca OIS desteği var, optik stabilizasyon sistemi var ve oldukça güzel çalışıyor. Şöyle kamera dizilimimizi zaten görebiliyorsunuz bu şekilde. Şurada da bir flash'ımız bulunmakta. Şuradan kameramıza gelelim. Hatta şöyle bir fotoğraf çekelim. Kameramız da oldukça iyi. Gerçekten kamerası gerçekten çok güzel. Ayrıca arkadaşlar, işletim sistemi Android 11, Android 12'ye yükseltilebiliyor. Zaten Samsung UI arayüzüne sahip, 3.1 sürümüne sahip. Evet arkadaşlar, kutu açılımı ve ilk bakışı yaptık. Ayrıca inceleme videosunu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Ona göre inceleme videosunu da çekebiliriz. Evet arkadaşlar, kutu açılımımızın sonuna geldik. İlk izlenimimizin sonuna geldik. Bu fiyatlar civarında gerçekten bu telefonu öneririm. Zaten göreceksiniz, bu fiyatlar civarında çok fazla alternatifiniz yok. Fiyat performans olumu gerçekten oldukça iyi. Ayrıca Samsung kalitesine de sahip. Samsung son modellerde, özellikle S serisinde oldukça kaliteli modeller çıkarmakta. Bu telefonu da zaten iPhone 12'ye rakip olarak çıkardı Samsung. Ve bazı konularda iPhone 12'yi de gerçekten geçmekte. iPhone 12'ye göre oldukça iyi bir seçenek. Zaten fiyat olarak da zaten çok iyi. Neredeyse iPhone 12'nin yarı fiyatına bu telefonu alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenip yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca bu telefon hakkında sorularınız varsa lütfen yorumlarda, ayrıca Instagram adreslerimizden sorup sorabilirsiniz. Takipte edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoş kalın. Hoşça kalın.